görüşü var mıdır, vacip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandırmış? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Diyanet TV stüdyolarından Diyanet'e Soralım programından hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yaklaşık bir saat aklımıza takılan dini soruların cevaplarını bulmak adına biz burada olacağız. Bugün ilmine müracaat edeceğimiz hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından çok muhterem İdris Bozkurt Beyefendi. Hocamızın ilminden istifade ederek inşallah dini, fıkhi soruların cevaplarını arayacağız. Programımıza katılıp bizlere sorularınızı iletmeniz için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 294-4-294. Yazılı bir şekilde mail üzerinden sorularını bizlerle paylaşmak isteyen siz değerli izleyicilerimiz için diyanete soralım@diyanet.gov.tr adresini kullanmaları yeterli olacaktır. Yine sosyal medya üzerinden bizlerle sorularını paylaşmak isteyen izleyicilerimiz facebook.com/diyanetesoralım adresini kullanabilirler. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur, dirlik, birlik ihsanıyla, duasıyla başlayalım inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyisiniz inşallah. Allah afiyet sağlık versin. Müsaadenizle şöyle İstanbul'a doğru bir uzanalım. Salih Bey telefon attığımızda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben hocama mirasla ilgili bir soru soracaktım da. Hı hı. Hocam şimdi bir babanın diyelim 5 tane oğlu var. Anne baba rahmetli oldu. Miras bölüşümünde eşit bir şekilde paylaşıyorlar. Yalnız çocuklardan biri de rahmetli olmuş. Hı hı. Onun eşi ve kızı var. Yani. Evet. Peki bu rahmetli olan kişi, çocuklardan birisi babadan önce mi rahmetli oldu yoksa babanın vefatından sonra mı? Sonra. Sonra. Pekala. Sonra. Hı hı. Bu mirasta vefat eden çocuğun eşi ve kızı diğer kardeşleri gibi normal miras mı alıyor yoksa onların mirası yarıya mı düşüyor, böyle bir şey var mı? Pekala. Soralım hocamıza. Bakalım ne diyecekler. Afiyet diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet hocam, bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalmış izleyicimiz ya da bir başkası adına soruyor. Ölen kardeşin çocuklarına ve eşine de mirastan pay verilecek mi? Öncelikle ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza da sağlık afiyet dileyerek. Amin. Programımıza başlamak istiyorum. Şimdi miras taksimi veya miras haktır. Hı hı. Bu hak ne zaman kazanılır? Ne zaman daha doğrusu bu hakka sahip olunur? Kişi öldükten sonra ölme anında, ölüm anında geride kalan yakınlarına. Şimdi beyefendiye ben sorusunu yöneltirken karşı bir soru sordum. Dedi ki ölen kişi de yani evlat da babadan sonra vefat etti dedi. Doğru anladın evet, değil mi? Evet doğru hocam. Öyleyse o zaman babanın yani miras bırakan veya terekenin asıl sahibi olan, hı-hı, babanın malına haliyle ne oldu? O da onun ölümü anında o da hayattaydı. Dolayısıyla diğer kardeşler kadar o da hak sahibidir. Evet. Yani diğer kardeşler işte artık kadın erkek olmasına göre belki farklılaşır ama 5 tane erkek çocuk düşünün. Bu da 6.sıysa o zaman mal ne olur? 6'ya taksim edilir. Evet. Dolayısıyla çocukları dolayısıyla alabilirler. Onun hissesini de eş ve çocuklar yani önce o alır, ona paylaştırılır. Sonra ondan da artık eş ve çocuklarına o hisseden de eş ve çocuklarına ne yapılır? Aktarılır. Evet. Önce olsaydı hocam bu durum? Önce olsaydı bu dede yetimi diye fıkıhta tartışılan bir husus var. Hı hı. Bu gündeme gelirdi. Yani şöyle düşünün. Bir baba hayattayken ne oldu? Kendisinden önce bir çocuğu vefat etti. Haliyle vefat eden çocuğunun eş ve çocukları var. Yani dul ve yetimler var. Peki bu kişi ne olacak? Bu baba, sorumluluk sahibi baba, kendisinin mirastan sonra, çünkü biliyorsunuz yakın varis uzağı ne yapar? Hacbeder, engeller. Evet. Şunu demeye çalışıyorum. Eğer ölen kişiye daha yakın kişi var ki onun neyidir? Oğludur. Bu ne yapar? Torunu öteler, onun önüne geçer. Tabii. Bu miras engeli ile karşı karşıya kalacağını düşündüğü için
kendisinin ölümü anında. Bu sefer hayattayken ne yapar? Onun alacağı kadar malının tamamının üçte birini geçmeme koşuluyla tabii ki alacağı kadar bir hisseyi vasiyet etmesi. Dolayısıyla onu mağdur etmemesi arzu edilir. Peki vasiyet edemeden vefat ettiyse bu sefer mirasçılara bu sefer sorumluluk düşer. Biliyorsunuz miras taksiminde işte üçte birlik, altıda birlik, sekizde birlik, dörtte birlik hisseler veya üçte ikilik hisseler nedir? Mirasçıların kendi aralarında rıza ile anlaşamamaları durumunda ne olur? Artık hak ettikleri o kısım hisse neyse onu alırlar. Peki mirasçılar kendi aralarında kendi rızalarıyla anlaşırlarsa farklı hisseler alabilirler. O zaman ben bir ayet de hatırladım. Estağfirullah bismillah. Ve iza hadaral kısmete ulul gurba vel yetama vel mesakin farzukuhum minhu ve kulu lehum kavlen marufa diyor. Yani miras taksiminde bırakın mirası hak sahibi olanların, miras hisseleri bulunan kişilerin başka yakınlar, yoksullar veya diyelim ki hısım akrabadan tanıdıklar o taksimat esnasında oradaysa onların bile gönlünü alın. Onlara bile bir şey verin diyor değil mi? Onların evet. gönlünü hoş tutun. Evet. Hatta güzel sözler söyleyin. Onlar da mutlaka ne yapacak? Göz hakkıdır. Belki bir beklenti içerisinde olacaklardır. Onları da gözetin diyor ayet. Peki böyleyse o zaman baba hayattayken ne oldu? O dede yetimi dediğimiz o yetim ve dul kadının hakkını ne yapmalı? Hayattayken vasiyet etmeli. Etmedi. Bu sefer mirasçılar demeli ki ya bu da bizim kardeşimizdi. Babası hayatta olsaydı veya diyelim ki bu kardeşimiz hayatta olsaydı bu da şu kadar hak alırdı düşüncesiyle kendi aralarında karşılıklı rıza ile ne yapmaları? Onların da gönlünü hoş tutacak kadar bir hisse ayırmaları tavsiye edilir. Peki. Teşekkür ederiz değerli hocam. Bir Facebook sorusuyla devam edelim. Zeynep Hanım selamlarını iletmişler sizlere. Eşimize büyü yaptırmak ne kadar günahtır? Bağlama büyüsü sadece kendisiyle alakalı büyü yaptırmak ne derece sakıncalıdır? Hocamız cevaplayabilirler mi demişler. Tabii sanki soruyu böyle sorunca büyü yapmak sanki bir caizmiş gibi veya meşru bir hakmış gibi önce böyle bakılıyor sonra soru soruluyor. Açıkçası sorunun temeline biz karşıyız. Büyü yapmak da yaptırmak da hatta yapanlara inanmak da dinimizde yasaktır. Böyle olunca uzak kalmak lazım. Büyü gibi bir şeyi ne yapmamak lazım? Hayatımızdan çıkartmamız lazım. Hayatı normal olan şartlarında değil mi? Kendi sünnetullah'a uygun bir şekilde yaşamayı, o sünnetullah'a, o takdire boyun eğerek kendi sorumluluklarımızı, ödev ve görevlerimizde bir hakkın yerine getirerek yaşamaya gayret etmemiz lazım. İnşallah böyle şeyleri karşımıza çıkan durumlara etmiyorum. Göre de ne yapmamız lazım? Haliyle hayatın inişleri, çıkışları mutlaka olacaktır. Olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz durumlarla da karşılaştığımızda da artık üzerimize düşen neyse onu yerine getirmek. İnşallah lazım. Hocam teşekkür ederiz. Efendim Gaziantep'ten Hüseyin Bey telefon attığımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle size ve ekibinize ve hocama teşekkür ediyorum böyle bir program düzenlediğiniz için. Biz ve başarılarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun efendim, çok sağ olun. Hocama iki sorum vardı da sorabilirim tabii, inşallah. Tabii buyurun. Birinci sorum şu hocam. Hocam mesela hırsızlık yapan veya iftira suçu gibi suçlarla şu anda mahkemeye başvurulduğunda mesela şu anki hukuk kurallarına göre ceza veriliyor suçluya. Evet. İslami hukuka göre değil de şu anki anayasal hukuklara göre ceza verildiği zaman bu hakim mesela bu cezayı veren hakim dinen bir hüküm altında kalır mı? Hı-hı. Vebal altında kalır mı? Bunun dini hükmü nedir? Dini durumu nedir? Birinci sorum bu hocam. Hay. İkinci sorunuzu alalım. İkinci sorum da hocam bu bağlamda mesela polis teşkilatı ne yapıyor? Suçluyu götürüp adliyeye teslim ediyor. Ondan sonra tekrar görevine dönüyor. Bu bağlamda polislik mesleği de caiz olur mu? İkinci sorum bu hocam. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah razı olsun sorularınız için. Evet hocam ikisi de aynı minvalde sorular. Yani şimdi şer'i hukuka göre hareket etmeyip de medeni hukuka göre cezalandıran bir hakimin bu hususta bir sorumluluğu, vebali var mı? Aynı şekilde suçluyu adalete teslimdeki ilk nokta olan muhterem polislerimizin
Bu noktada yine bir vebali sorumluluğu var mıdır? Önce şöyle başlamak istiyorum. Kanunlar veya ilgili mevzuat, kurallar biz insanın güvencesi içindir. Maddi, manevi, geleceğini garanti altına almaya, toplumda düzeni, huzuru sağlamaya yönelik kurallar vardır. Peki kanun koyma veya kanuna göre de ceza veya mükafat verme kimin, resmi otoritenin yetkisindedir? Tabii. Yani ne yapacak? Kanun yapma veya bu kanunu icrasında çeşitli neler vardır? Erkler vardır. Bunlar yerine kanunu bir hakkın yaşatabilmek veya diyelim ki kurallarına uygun işlevlerin veya icraatların yürümesini sağlayacak neler vardır? Çeşitli birimler var. Tabii. Peki bu kanunları koyan da mutlaka kanunları gereğiyle de ondan sonra diyelim ki insanları eğer cezalandırmayı gerekiyorsa kanunlara aykırı hareket ettiği takdirde de onu da cezalandıracak yine de nedir? Devletindir. Yani ne yapar? İşte yargı. Eğer ki ne yapar? Yargılar, muhakeme eder. Veya ceza infaz kurumları da ne olur? İlgili cezaları verir. Peki bunun bu yapılırken alınmış, konulmuş kuralları mahkemelerde işte yargılarken bir yargıcın veya hakimin şu yasaya göre sen şu cezaya çarptırıldın demek onun sadece memuriyet görevidir. Yani kendisi özel bir şey kullanmıyor. Yani devletin koymuş olduğu yargılama esasına göre ne yapmış oluyor? Diyor ki şu ceza şudur diyor. Bundan dolayı o görevini yapmış oluyor. Peki bu yargılama sonucunda alınan ceza peki şer'i kurallara uysa uyması en azından arzu edilir. Özellikle uymuyorsa sorumluluğu oradaki o cezayı verenin hakimin veya o ceza verme esnasında artık görev alan ondan sonra bir başkasının şeyinde değildir. Dolayısıyla o görevi gereği filanca kanun maddesine göre senin cezan şudur. Hatta ceza infaz kurumlarında da eğer cezalandırılırken de onu infaz eden kurumun veya orada görev yapanların da sorumluluğu nedir? Memuru olduğu bir işini yapmaktır. Yerine getirmekle görevli olduğu için onun birinci derecede neyi yoktur? Vebali günahı yoktur. Olaya biraz da böyle bakmak gerekiyor. Peki benim inançlarıma göre ceza uygulanmadı. Benim suçlu olarak ondan sonra diyelim ki evet takdir, devlet takdir yetkisini kullanmıştır. Cezanın üstünde veya altında farklı bir ceza müeyyideyle o kişiyi yargılamış ve cezalandırmıştır. Bundan dolayı takdir yetkisini kullandığından dolayı yine ne oldu? Orada görev alanların hatta o müeyyideyle karşı karşıya kalan kişinin neyi yoktur? Vebali günahı yoktur birinci derecede. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Ceza bu dünya içindir. Dünyevi cezalandırmalar. Peki işin bir de uhrevi boyutu vardır. Yani mesela diyelim ki bir insan bir suç işlediği zaman onun karşılığında alacak cezayı bu dünya için başkalarına da örnek olmasın. Hatta başkaları için de caydırıcı olsun. Sakındırılsın. Toplumun huzurunu veya diyelim ki işte artık güvenliğini tesis etmek için bunu yaşatarak veya bu kuralları işleterek ne yapmaya çalışıyorum ben? Kamu düzenini sağlamaya çalışıyorum diye bu yasalar konmuştur. Peki işin uhrevi boyutu da mutlaka var. Öbür tarafta eğer kişi helalleşmeden veya diyelim ki kendisini affettirmeden Allah'tan tevbe istiğfar etmeden gidiyorsa öbür tarafta da ne vardır? Bunun uhrevi cezası da var. Hocam şöyle bir şey mi acaba? Aklıma takıldığı için soruyorum. Mesela günümüzdeki anayasal tabirlere bağlı kalınarak verilen ceza değil de mesela şer'i hukuka göre bir insana ceza verilse yine bu dünya için o ceza. Tabii. Yine bu işin tabii uhrevi boyutu da ahirette yine karşımıza çıkacak. Mutlaka. O yüzden değişen bir şey yok. Yoktur efendim. Peki teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim Karadeniz'in incisi Trabzon'a uzanıyoruz. Osman Öztürk telefon attığımızda. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı programlar. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Buyurun. Hocama sorum şöyle olacak. Bundan birkaç yıl önce sigarayı bırakmak için kendi kendime yemin etmiştim. Daha sonra bu yemini bozduk. O zaman tabii bilmediğimiz için 3 gün oruç tuttuk. Diyetini ödedik diye düşündük ama daha sonra yani daha yeni öğrendim diyeyim. Peki 10 kişiyi doyurmak gerektiğini öğrendim. Arada. Hocam size bir şey soracak Osman Bey. Buyurun. Yani oruç tutmayı yaparken yani artık bunun fidyesini verebilecek imkana sahip miydiniz?
Yani 10 fakiri doyurabilecek veya giydirebilecek, ki bunun asgari limiti 20 TL'den diyelim ki 200 lira aşağı farklı zamanlarda da olsa verebilecek imkana sahip miydiniz? Öğrenciydim hocam o zamanlar ama zaten bilmiyorum ben. Hani karşılığında 10 kilo olmak gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumu öğrendiniz sonra. Evet, şimdi yani yeni öğrendim diyeyim. Şimdi bu diyeti yerine getirmek istiyorum ben. En azından vicdanım rahat olsun diye. Sorum şöyle olacak. Bir kişiye 10 günlük olarak bunu versem olur mu? İhtiyacı olan bir kişiye vereceğim. Çok ihtiyacı olan bir kişiye. Onu soracaktım hocama. Soralım bakalım hocamız ne diyecek Osman Bey. Teşekkür ederiz sorunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Trabzon'a selam ediyoruz. Evet hocam. Bilmiyordum o dönem. Halkımızın geneli de hocam bu meseleyi böyle biliyor. Yani yemin kefaretinde ilk yapılması gereken şeyin 3 gün oruç tutması olduğunu düşünüyorlar. Sonradan öğrendim. Şimdi ben bu vereceğim 200 lirayı, yaklaşık 200 lirayı bir kişiye verebilir miyim? Evet. Belki seyircilerimizden acaba bunun aslı nedir diye öğrenmek isterler diye ben açıkçası biraz daha konuyu açmak istiyorum. Buyurun hocam. Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yemin ettik, aksini yaptık. Yani yeminiz sözümüzde duramadık. Hatta o sözü de durabilmek için de Rabbimizi de şahit tuttuk. Fakat gereğiyle hareket edemediğimizden dolayı sorumluluk altına girdik. Yani kefaret ödemek zorundayız yeminimizi bozmuşsak. Nedir bunun kefareti? 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmek. Peki bu ne olur? Orta hallisinden insanın kendi diyelim ki artık normal hayat standartlarına göre kendi durumunun orta hallisinden bir günlük gıda gideri ne kadarsa onu bir fakire vermek. Onun asgari limitlerini biz ne yapıyoruz? Her yıl artık fitre miktarı açıklarken de yani bir fitre vermek. Ama fitrenin altına düşmeyecek vereceğimiz meblağ. O da yaklaşık 19, bu yıl için söyleyelim 19 TL. Biz bunu 20 olarak yani düz böyle yuvarlayarak söyleyelim. Peki asgari 20 TL bir fakirin günlük neyidir? Sabahlı akşamlı karnı gıda gideridir. Ve doyumluk ücretidir, bedelidir. Bu ücreti ben 20 lira değil de ben işte 10 gün karşılığı ne olur? 20'yi 10'la çarparsanız 200 TL. 200 TL'yi ben bir gün bir fakire versem ne yapmış olurum? Aynı kişiye verdim. Dolayısıyla 20 lira yerine 200 TL vermiş oldum. Dolayısıyla bir günlük gıda gideri oldu. Ama benim amacım buradaki şey şuydu. Çünkü düşünün, şimdi seyircilerimiz takdir eder ki bugün gerçekten iyi bir restoranda hem sabah hem de akşam yemek yiyecek olursanız belki kişi başına 200 lira ödeyebilirsiniz. Mümkün mü? Tabii. Mümkün. Dolayısıyla bu 200 TL'nin 10 günlük bir gider olarak düşünmemek gerekiyor. Bir defada verildi mi aynı kişiye? Bir günlük gibi kabul edilir. Peki ben 200 TL'yi ayrı ayrı zamanlarda vermem gerekecek aynı kişiye. Yani her gün 20 TL vermek. Veya aynı gün vereceksem 10 ayrı kişiye vermekle ancak ne yapabilirim? Bu yükümlülüğümü yerine getirebilirim. Hocam hemen şurada yani belki izleyicimizin de kafasındaki şey şu. Hani 20 lira belki insanın o anlık bir ihtiyacını çözemeyecek asgari ama. Asgari bir meblağ ama. 200 lira verdiği zaman bir yarasına merhem olabilecek. Yani evet. İlla bununla karnını doyurması mı gerekiyor yoksa mesela yani kira borcuna verebilir mi mesela? Bu konuda biliyorsunuz farklı içtihatlar da vardır. Özellikle toplumumuzda sadece Hanefiler değil, Şafii mezhebine mensup insanlar da vardır. Bu gideri illa da nakdi değil de aynı bir gıda ne cinsinden verme zorunluluğu bile vardır. Böyle olunca yani biz ne yapacağız? Ekmek vermek veya bir yemek mülkiyetine geçirmek olabileceği gibi. Acaba benim ikram ettiğim şeyi belki fakir yemeyecektir. Bununla başka bir şey alsın da yesin düşüncesiyle Hanefiler ne yapmışlardır? Artık bedelinin de verilebileceğinin içtihadını yapmışlardır. Yani onun için biz ne diyoruz? Bedeli vatandaş aldı da gıda giderini harcamadı. Başka bir şeye verenin niyeti esastır. Veren bunu nakit olarak vermiştir. Alan kişi de bu 200 TL'yi ne olarak gıdasına değil de gıda ihtiyacına başka bir ihtiyacına harcayabilir. Yani bir kişiye bir günde versin mi vermesin mi hocam? Bir günde vermesin efendim. Vermesin. Tabii. O zaman bir kişi aynı kişiye verecekse ayrı günlerde versin. Ayrı günlerde versin. Peki. Ama aynı günde ben 200 TL'yi
ve bu yükümlülükten kurtulmak istiyorum derse ayrı ayrı kişilere versin. Peki. Gaye Öztürk de böyle bir soru sormuş hocam. Yemin bozunca 10 kişiyi yedirmek gerekiyor. Borcu bir seferde bir kişiye versem olur mu demiş. O zaman olmaz diyoruz. Olmaz diyeceğiz, evet. Peki hocam, Allah razı olsun. Farklı kişilere verecekse olur. Aynı gün içerisinde farklı 10 kişiye verirse olur dediniz. Pekala. Efendim, Van'a doğru şöyle bir yolculuk edelim. Alaaddin Yürüç telefon attığımızda. Alo. Efendim. Hoş geldiniz Alaaddin Bey. Hoş gördük, sağ ol hocam. Allah razı olsun. Buyurun. Efendim hocam. Hoş gördük, sağ olasın hocam. Hocam ben bir şey soracağım hocamla. Benim 4 oğlum var, 2 tane kızım var. 4 oğlan bir kız. Alaaddin Bey, televizyonunuzun sesini tamamen kapatın efendim. Benimle sadece telefon üzerinden iletişim kurarsanız çok daha sağlıklı bir görüşme yapacağız sizinle. Efendim. Evet. Buyurun, dinliyoruz. Hocam, benim 6 tane oğlan var, 2 kız. Evet. Şimdi ben mallarımı böldüm, çocuklara verirken kızlar dedi biz istemiyoruz. Evet. Kızlar istemiyoruz. Şimdi oğlanlara, kızlarla arasında bir şey oldu. Ben kızlar dedi biz istemiyoruz. Ben çocuklara, oğlanlara verdim. Evet. Oğlanlara verdikten sonra damatlar küstü. Şimdi ben bu hakkı geçtim mi, haklarına geçmedim mi? Bir zahmet bunu soruyorum hocam. Söyleyelim hocamıza. Bakalım ne cevap verecek. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. İyi akşamlar. Cümlemizden inşallah. Allah'a emanet olun. Evet hocam, başta kızlar istemedi diyor ama sonra da damatlar küstüler bana. Acaba ben kız evlatlarımın hakkına girmiş oluyor muyum onlara mal vermemekle? Şunu söyleyerek soruyu cevaplamak istiyorum. İnsanın hali hayatında mülkiyetinde olan malın tasarruf hakkı kendisine aittir. Malını dilediği gibi değerlendirebilir. Kendi ne harcayabileceği, çoluk çocuğuna harcar, onların mülkiyetine geçirir, hibe eder, tasaddukta bulunur, hayır hasanat yapar. Buna kimse ne yapmaz, engel olamaz. Fakat bunu yaparken özellikle birinci derecede yakınlarımıza bu yetkimizi onların lehine kullanacaksak, bu konuda Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bazı örneklere de kulak verelim diye düşünüyorum. Bir sahabi, sanıyorum herhalde Beşir bin Sa'd. Bu kişi çocuğuna, oğluna bir yer bağışlamak istiyor. Eşi diyor ki, oğlunun adı da Numan. Diyor ki, bunu diyor, bu yaptığın icraatı Aziz Peygamber'e de söyle, o da şahit olsun diyor. Peki konuyu götürüyor kendisini Aziz Peygamber'e aktarınca, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şahitlik etmeden önce bir soru soruyor. Diyor ki, sen benzer bir, yani hali hayatında kişinin yaptığı, bu miras değil bakın. Yani kişi mal varlığını... Bir bağış gibi. Bir bağış gibi. Kendi tasarrufunda, yetkisinde olduğu için değerlendiriyor. Şimdi bunu diyor, diğer çocuklarına da benzer bir bağışta bulundun mu? O da diyor ki hayır ya Resulallah. O zaman diyor ki onlar içinde bulunsan iyi olur. Yani çocuklar arasında adaleti, eşitliği sağlamak bir anne babanın neyidir? Vazifesidir. Görevlerinden birisidir. Dolayısıyla çocuklar arasında rekabete veya huzursuzluğa, çocukların anne babaya veya diğer kardeşlerine arasını açabilecek, onları ne yapacak? Üzecek. Hatta adeta hasım yapabilecek davranışlardan veya onlara sebebiyet verecek davranışlardan ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Yani mesela kardeşimiz çok güzel durumu izah etti. Verdim ama çocuklar arasında artık ne var? Küslük olmuş. Küslük oldu. Acaba bu yaptığını sorgulamalı. Yaptığı davranışı, madem kardeşimiz hayatta, diğerlerini de memnun edecek. Memnun edecek. Bazı onların da tabii gönüllerini alabilecek başka tasarruflarda bulunsa iyi olur diye düşünüyorum. Bu eşitlik ve adalet ilkesine aykırı olduğu için tamamen de bu kişinin yaptığı işin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yani vebalinin, mesuliyetinin olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Pekala hocam. İnşallah dikkate alırlar. Efendim bir Facebook sorusu yöneltelim. Nursen Özdin selamlarını iletmişler. Kur'an kursunda maddi durumu iyi ve iyi olmayan kişiler var. Bazen adak kurbanı olarak kursa et geliyor.
Bu et kursta yemek olarak öğrencilere ve hocalara ikram ediliyor. Maddi durumu iyi olan öğrenci veya maddi durumu iyi olan hocalar bu etten yiyebilir mi demişler. Adak fakirin hakkıdır. Evet. Adak sahibinin yakınları, birinci derecede yakınları bile fakir olsa bunlardan yiyemez. Yani zenginler yiyemediği gibi adak sahibinin birinci derecede yakınları, çocukları, artık ana babası, aba ecdadı diyelim, torunu veya aşağı doğru usul furu diye usul veya bakmakla yükümlü olduğu kişileri, eşi bundan istifade edemez. Fakir bile olsalar, zengin olsalar zaten istifade edemeyecek. Fakat şimdi soru daha çok acaba adak olarak bağışta bulunulan o kurban etinin, adak kurbanının etinden istifade edeceklerin ne olması lazım? Tamamıyla hepsinin adak sahibinin yakınları olmama koşulu var. Ayrıyeten bir de fakir olma. Şimdi inşallah yiyenler, bundan istifade edenlerin tamamı nedir? Fakirdir. Yani şimdi öğretmenler diyor, öğreticiler diyor. Yani bugün öğretici de olsa biz ondan istifade edebilmenin sınırını nasıl belirliyoruz? Temel ihtiyaçlarının ve borcunun dışında nisap miktarı mala sahip olmayan, yani fazlaca bir mal olmayacak. Zenginlik ölçüsü bu değil mi? Yani bunu biz ne yapıyoruz? Fakirlik sınırı olarak veya artık zenginliğe adım atma ölçüsü olarak alıyoruz nisap. Peki nisap miktarı mala sahip olmayabilir bir öğretici veya orada çalışanlar. Değilse onlardan da onlar da bu adak etinden istifade edebilirler. Diyelim ki nisap miktarı mala veya daha fazla mala sahip olan kişiler bu adak etinden yememeli bilerek yedilerse bunlar da yedikleri ücreti takdir ederek fakirlere bağışta bulunmalılar, bedelini. Eyvallah hocam. Pekala, anlaşıldığı kanaatindeyim. Müsaadenizle İstanbul'a doğru gidelim. Fatma Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Bizleri böyle bilgilendirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendim ve şahsım ve bütün toplum adına. Biz teşekkür ederiz. Hocama da saygılarımla bir iki sorum olacak. Şöyle. Hay buyurun. Teşekkür ederim efendim. Çok yakın bir akraba ilişkisi olduğumuz biri ahlaki değerleri, hani sınırları aşarak yaptığı hal ve hareketlerini sürekli uyarıyoruz. Uyarmak zorundayız da. Evet. Fakat bu 1-2-3 kesinlikle değişen bir şey olmuyor. Biz şimdi burada vebal altında kalıyor muyuz? Yüzüne söylediğimizi, gerçi arkasından da söylediğimiz günler oluyor. O hal ve hareketlerin doğru olmadığını, işte Rabbimizin hoşuna gitmeyen şeyler olduğunu, fakat düzenen hiçbir şey yok. Şimdi efendim hocam, biz burada günaha giriyor muyuz? Şöyle uyarmakla tamam, sevap, onu belki bir nebze döndürebiliriz diye düşünüyoruz. Fakat o kişi gün geldiği zaman Rabbine bir el açıp af dilediği zaman o af olacak. Fakat bizim burada günahımız var mı? Bu bizi çok düşündürüyor, çok üzüyor. Yani günahınızın, Fatma Hanım özür diliyorum. Evet. Diyelim ki bu uyardığınız insan Cenab-ı Allah'a dua etti ve yaptığı hatalardan vazgeçti. Burada evet. Sizin ne gibi bir günah endişeniz oldu, yani onu pek anlayamadım. Arkasından da söyleniyoruz tabii, yani çok haklı durumlar olduğu için çok söyleniyoruz. Fakat arkasına söylediğimiz şeyleri yüzüne direkt de söylüyoruz. Onu sevdiğimiz için o yaptığı o hal ve hareketlerin doğru olmadığını hem Allah katında hem kul katında. Fakat anlamıyor, yapmakta direniyor. Bütün aile müteessir. Hani yakın bir akla, aile bağı olan bir kişi. Bir. İkincisi de hocama şunu rica edeceğim. Annem rahmetli oldu, 10 yıl oldu. Miras harici. Onun, Allah razı olsun. Cümlemi, ümmeti Muhammed'in ölmüşlerine rahmet olsun. Şöyle, miras harici kesinlikle, yani paylaşılan mirasın haricinde bana bir miktar vasiyet etti, bir miktar para bıraktı. Bunu kesinlikle benim hayır ve hasenatımda kullanacaksın. Diğer kardeşlerin bilmesi kesinlikle istemiyorum dedi. Fakat biz onun 10 yıldır gerçekten hayır, hasenat ve sadece rahmetli babamla ikisinin özeline kullanıyoruz. Yani işte onların adına camilere, işte velhasıl yardım yapılabilecek fakirlere, ihtiyaç sahiplerine o parayı kullanıyoruz. Yani çoktan belki hiç hesaplamadık, bitti, ama bizim evlatlık vazifemiz, biz bunları yapmak zorundayız. Ben diğer kardeşlerime bunu söylemedim vasiyet ettiği için. Burada benim bir şeyim var mı söylemediğim için. Pekala. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Allah akşamlar. Razı olsun. Programlarınızın devamını istiyorum. Lütfen. İnşallah efendim. Allah devamı razı olsun. İnşallah. Allah sizden de razı olsun. Hayır duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Evet hocam, yani tabii
Burada bize düşen her türlü kötülüğün karşısında emri bil maruf, nehyanil münker. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak için gayret edeceğiz. Hanımefendi öyle yaptığını söylüyor. Yani ben hala nerede günaha girip girmeyeceği kısmındaki endişesini anlayamadım ama böyle bir vatandaşla karşı karşıya kaldığımız zaman bizim Müslüman bir kimse olarak tavrımız ne olmalı? Tabii birinci derecede yakın veya yakın akraba fertlerinden birisi olduğunu söyleyince haliyle diğer akrabaya ne düşer? Ona rehberlik etmek, onu hakka hakikate yönlendirmek. Değil mi? Emir bil maruf nehi anil münker. Tabii tanıdığımız insanlar olur. Tanımadığımız insanı, karşılaşmadığımız insanı ne yapacağız? Bunu yapmaktan dolayı ben sevap elde ettiğini kendisi de beyan etti zaten hanımefendinin. Bununla birlikte mükafat elde eder. Tabii tevbe istiğfar etti. Belki günahlar affedildi. Eyvallah, siz de onun tevbe istiğfar edilmesine etmesine vesile oldu. Vesile oldunuz. Artı bir mükafatınız oldu, sevabınız oldu. Bundan dolayı çok hassas olup da kendinizi daha doğrusu suçluluk psikolojisine sokmak doğru değil. Belki ben şunu anlıyorum, zaten sözcükler arasında geçti. Ya zaman zaman da diyor, gıyabında da konuşuyoruz. Kişiyi rencide etmek, onu aşağılamak, küçümsemek, tahkir etmek amacıyla değil, yapılan suçu eleştiriyoruz biz. Yani bunun yanlış olduğunu, bunun haksız olduğunu, bunun dinen yasak olduğunu, topluma zararlı bir davranış olduğunu ne yapıyoruz? Suçu eleştirerek bunu başkalarına da anlatmak bir şey değildir. Alenen, bilinen hata ve kusurları aktarmak ne değildir? Gıybet değildir. Bundan dolayı hak ihlali olarak da düşünmemek lazım. Bak, özellikle altını çiziyorum. Kişilik hakları değil. Kişilik hakkını rencide etmek. Onu alenen bilinen durumlar belki. Alenen bilinen kusur ve günahları, haramları ne yapıyoruz? Biz arkasından da konuşuyoruz. Zaten onları da kendisine söylüyoruz. Peki böyle bir şey olmadığı sürece bir vebal, günah söz konusu değil. Peki. Bundan dolayı kendisini suçlamasına gerek olmadığını düşünüyorum. Cenab-ı Allah günahkar olan bütün kullarına inşallah hidayet nasip eylesin diyelim. İkinci sorusu da şöyle hocam, Fatma Hanım'ın. Annem ve babam vefatından önce miras haricinde bana bir miktar para verdi. Bunu da şahısları adına işte vefat ettikten sonra hayır ve hasenatta kullanmak için verdiler. Ben bu durumu kardeşlerime söylemedim. Onların haberleri yok. Söylemediğim için acaba bir vebalim var mı? Burada bir vasiyet söz konusu. Aslında verilen meblağ direkt kişinin kendi şahsına verilmiş değil. Evet. Yani diyor ki mal varlığım var ama ben mal varlığımdan bir kısmını da vasiyet ediyorum. Ne yapıyorum? Kendi, daha doğrusu lehime fayda, manevi kazanç sağlayacak düşüncesiyle ne yapıyorum? Yani sadakayı cari olarak düşünmek lazım. Bunu al, bunun sorumluluğunu da sana veriyorum. Yani kendine değil. Benim için hayır hasanat yap diyor. Peki bu vasiyetin geçerli olabilmesi için biz ne diyoruz? Mal varlığının üçte birinden fazla olmaması lazım. Ki basit bir meblağ olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin soruyu soruş, daha doğrusu biçiminden onu anladım. Bunu illa da başkasına söyler mi? Fakat şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz yakın akraba ne derler? Bazı şeyleri büyütür. Hani pireyi deve yapmak diye bir tabir var. Belki de çok yüksek meblağların verildiğini iddia edebilirler. Sanki babamız veya annemiz mal varlığının bir kısmını kardeşimize vermiş ve kardeşimiz de bundan bizi ne yapmamış, haberdar etmemiş. Eğer bu durum, bu düşünce kısım akraba arasında, özellikle sıla-i rahim diye ifade ettiğimiz, dinimizin tavsiye ettiği bu tür şeylere aykırı olacaksa veya yani kat-ur rahim diye ifade ettiğimiz kısım akraba ilişkilerine zarar verecekse, o zaman ne yapmak lazım? Bunu söylemek lazımdı. Yani babamız, çok şeffaf olmak lazım. Annemiz şunu da kendisi için hayır hasanat yapılmak üzere bana teslim etti. Bu mal benim değil. Onun adına ben sadece ne yapıyorum? Parayı sorumluluğum gereği ne yapacağım? Hayır hasanat yapacağım. İhtiyaç sahiplerine veya diyelim ki çeşitli kurum ve kuruluşlara ne yapacağım? Vereceğim düşüncesiyle bunu da şeffafça söylemesi beklenirdi. Evet.
Bundan belki suizana düşmekten yani, kurtarırlar. Çünkü töhmet altına girmiş oluyor. Yani belki çok küçük bir meblağ ama ne amaçla verildiği de karşı tarafça bilinmediği için hısım akraba arasında bu ne olabilir? Problem olabilir. Probleme sebebiyet verecek davranışlardan da uzak durmak gerekiyor. Allah razı olsun hocam. Şimdi vasiyet dediğiniz notlarım arasında bir mail sorusu var. Yine vasiyetle alakalı, hemen onu da ileteyim sizlere. Tahsin ikinci, babam hastayken bana beni mutlaka köye defnedin. Yoksa size hakkımı helal etmem demişti. Ama biz maalesef İstanbul'da defnettik. Bu durumda ne yapmamız lazım? Hocamız bir cevap verirse seviniriz demişler. Vasiyet denince meşru olan, yani dinin meşru gördüğü, helal gördüğü çerçevede ise bunun yerine getirilmesi varislerce veya diyelim ki geride kalan yakınlarca önemlidir. Hı hı. Yani öldükten sonra nereye defnedileceği konusu artık kişinin birazcık neydir? Sorumluluğu dışında bir hadisedir. Nerede öleceğini nereden bilecek? Yani düşünün, nerede öleceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben bir vasiyette bulundum. Ama bulunduğum, dedim ki köyüme, benim doğduğum topraklara beni defnedin diye vasiyette bulundum ama dünyanın bir başka bir ucundayım. Peki bu geriye bıraktığım insanlar için zor olacaksa, yerine getirilmesi çok güç olacaksa, peki bunu yerine getirmek zorunda mılar? Bağlayıcı mıdır bu vasiyet? Değildir. Değildir. Eğer kolaysa, yapılabilme imkanı gerçekten güçlüyse yapılabilir. Bir başka bir şey daha, ben konunun bir başka boyutu var, ona da dikkat çekmek istiyorum. Kişinin öldüğü yere defnedilmesi tavsiye edilmektedir. Yani cenazenin bir başka şehre veya diyelim ki artık çok uzak diyarlara götürülmesi tavsiye edilen bir durumda değildir. Her ne kadar imkan varsa yapılabilir diyenler var. Ama bunu da dikkate almak lazım. Şimdi soruyu soran kardeşimiz belli ki kendi aile efradı veya yakınları kişinin öldüğü yerde oraya defnetmişler. Çoluk çocuk, kısım akraba da kolaylıkla onu mezar ziyareti yapabilme adına kendilerine de kolay olduğu için, imkanlarına daha doğrusu o daha uygun olduğu için onu yapmışlarsa bundan dolayı herhangi bir vebal mesuliyet olmaz. Eyvallah hocam. Peki, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim, Bursa'dan Demirhan Enversoy telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Demirhan Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Her gün izliyoruz memnunuzun programımızdan. Allah razı olsun. Darabak hocalarımıza, bütün Diyanet'te çalışanlara hepsine teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ben de bu teşekkürü kabul ediyorum. Size teşekkür edelim efendim. Bizi izlediğiniz için. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. İki sorum olacaktı. Öncesi, dün programımızı izliyordum. Bu çok soruluyor. Şeye gidenler, hacca gidenler. Evet. Onlar bebek dedi de hocam. Çünkü neden de böyle duymuştuk programlardan. Evet. Şimdi bazı insan Allah yolunda namazını kılıyor, orucunu tutuyor, halal çalışıyor. Her şeyini güzel, nefkilerini güzel yapıyor. Bazılarında dokundurucu. Demirhan Bey, çok özür diliyorum efendim. Sesinizi almakta güçlük çekiyorum. Biz şöyle yapalım dilerseniz. Siz sorunuzu arkadaşlarıma aktarın. Akabinde inşallah biz o şekilde değerlendirelim. Çünkü galiba telefonunuz çekmiyor ya da bizden kaynaklı bir problem var. Arkadaşlarım soruyu alsınlar, bana iletsinler. Ben o şekilde sorayım inşallah. Hakkınızı helal edin. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Evet hocam, o soru alınana kadar bir mail sorusuyla devam edelim. Yahya Bey selamlarını iletmişler. Babam da sürekli idrar sondası takılı. Her namaz vaktinde abdest tazelemesi gerekir mi demişler. Öncelikle şifa dileklerimizi iletiyoruz. Allah bütün hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar versin. İnsan tabii her hali, hayatının her hali sağlıklı olmayabiliyor bazen. İstenmeyen durumlarla da karşılaşılabiliyor. Evet hocam. Ama hangi halde olursak olalım, bulunduğumuz duruma göre ibadetlerimizdeki yükümlülük de var. Yükümlülüğümüz de ona göre ondan sonra devam ediyor. Peki idrar torbası veya sondası takılı olan bir kişi ne yapmalı ibadetlerini? Daha çok namaz gibi, yani evet, abdestle yapmak zorunda olduğu ibadetlerde ne olabilir? Sıkıntı çekebilir. Bu kişi abdestli olabilmek için bir özürlülük
diye bizim bir tabirimiz vardır. Literatürde bunu çok kullanır. Özürlünün yaptığı veya diyelim ki ona tanınan kolaylıklardan, ruhsatlardan istifade eder. Evet. İdrar torbası veya sondası takıl olan kişi. Nedir özürlülük? Yani şunu düşünün, bir mazeretinden dolayı bir namaz vakti boyunca hiçbir zaman abdest alıp namazını kılabilecek kadar bile idrar akıntısı ona müsaade etmiyorsa. Bu kişi nedir? Özürlüdür. Artık özür sahibi. Peki ve bu özrü de her namaz vaktinde de her vakitte de devam ediyorsa, tekerrür ediyorsa, hı hı, bir defa da olsa. Bu özrü devam ettiği sürece o zaman abdestine ne yapacak? Her vakit için yeni bir abdest alacak ve onunla birlikte o abdeste yapılabilecek her türlü ibadeti yapabilir. Hanefilere göre. O iki vakit arasında değil mi hocam? Tabii o vakit içerisinde. Peki yani namaz, vakit namazını kılabileceği gibi kaza namazı kılabilir, nafile namaz kılabilir o vakit içerisinde. Hı hı. Ve abdestle yapılabilecek her türlü işi de yapabilir. Fakat seyircilerimiz zaman zaman acaba Şafiler nasıl yapar düşüncesini, onun için de Şafilerde biraz daha hüküm farklı, diğer namaz için farklı bir abdest alır. Yani diğer ölen ibadet, namazını kılmak tabii, için bir abdest aldı, sonra bir kaza namazı kılacaksa onun için yeni bir abdest alacak. Ki böyle bir durum söz konusu. Fakat özürlülük hali içerisinde abdesti bozanan başka bir davranışı olmadığı sürece, sadece özürlülük dışında ne olabilir? Her türlü ibadetini hanefilere göre yapabilir ama vakit içerisinde. Fakat sorunun devamında sanıyorum diyor ki her vakit için abdest alacak. Evet hocam. Her vakit için abdest tazelemesi gerekir. Gerekecek hanefiler için, şafiler için de öyle. Peki acaba başka mezheplerde, başka içtihatlarda zaman zaman bu karşımıza çıkabiliyor. Yani farklı içtihatlar zaman zaman bize çıkış yolu olabiliyor. O da şunun için, düşün ki bir insanın diğer vakti de abdest alacak imkanı ve fırsatı yoksa, mesela şöyle düşünün, bir kişi cuma namazına gidecek. Tabii ki bu durumda olan bir hastalığı, rahatsızlığı olan kişi ne yapacak? Tedbirli davranması lazım. Öncesinden hazırlıklarını yapması lazım. Evinden abdestini alsa henüz vakti girmeden cumaya gitmesi, yol, zaman kaybı vesaire. Tekrar almış, fakat diğer vakti vakit girmediği için de bu abdesti onun için geçerli mi? Bunun için de Malikilerin şu içtihadı var. Diyor ki abdesti bozan şey vaktin girmesi veya çıkması değil. O özür dışında başka bir abdesti bozan bir davranışın olması. O zaman bu içtihat yeri geldiğinde ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Bununla hareket edilebilir. Ama şunu diyeyim, normal. Çünkü kar ekseriyeti hanefi olan ve bu konuda da uygulaması, bu konudaki uygulaması ve içtihadı biraz daha kolay olduğu için şunu diyeceğim. Biz sağlıklı insanlar bile her namaz için abdest almamız daha doğrusu. İhtiyat. Tabii. Peki hele hele böyle özrü olan bir kardeşimiz ne yapsın? Diğer vakit girdiğinde herhalde abdestini ne yapacaktır? Yenileyecek. Tazeleyecektir. Peki, tazeleyecektir. Teşekkür ederiz hocam. Bunu tavsiye hocam. Ederiz. Bütün hastalarımıza da şifa olsun. Şimdi az önce bağlanan Demirhan Bey şunu sormuş hocam. Şahitsiz nikah kıyılırsa bu nikah geçerli midir? İlk sorusu böyleymiş. İkinci sorusunu da ben not ettim. Önce bunu cevaplayalım inşallah. Yani şahitsiz nikah olmaz. Nikahın ilan edilmesi, yani Ayşe ile Ali'nin veya diyelim ki Fatma ile ondan sonra Ahmet'in evli olduğunu ne yapacağız? İlan edeceğiz. Bu da nikahın şartlarından biri. Peki bu şart neyle olabiliyor? Şahitlerle olabiliyor. En az iki kişi şahit olacak. Hatta daha fazla kişileri şahit tutabilirsek ne olabilir? Daha da güzel olur. Onun için şahitsiz nikah olmaz. Diyeceksiniz ki acaba hiç mi farklı mezheplerde yok illa mezhep görüşleri? Malikiler diyor ki eğer bu nikah ilan edilmiş bir nikahsa illa belli şahitlerin olması gerekmez. Herkese bilinen bir şeyse. Eyvallah hocam. Tamam. Yani ilan edilmiş bir nikahsa, hı-hı, bunun için şahit olma zorunluluğu yok. Yani gizli olma, herkes tarafından bilinmiş. Her halükarda bu içtihadı bile bütün detaylarıyla değerlendirdiğinizde sanki şahitlik nikahın ilanına ne olan aracılık eden bir müessese. Mutlaka nikahlarımızı biz zaten şahitsiz nikah ki şartları zaten gereği zaten olmuyor. Evet. Biz nikah salonunda bile ne yapıyoruz? Onlarca resmi birkaç tane şahit yazmak yanına ne yapıyoruz? Salondaki bütün insanlara ne yapıyoruz? Bu işe şahit ediyoruz, ona ilan ediyoruz. Eyvallah. Velhasıl şartlarını ne yapıyoruz?
tesis ediyoruz. Allah razı olsun. Anlaşıldığı kanaatindeyim. Diğer sorusu da şuymuş hocam. Yani kişiler hacca gidip geldikten sonra tıpkı annelerinden doğdukları ilk günkü gibi bir bebek gibi masum ve günahsız mı olurlar? Bu minvalde geçtiğimiz programlarda birkaç kelime etmişti hocalarımız. Bu durumu nasıl okuyacağız? Yani hacca gidip geldiğimiz zaman bütün günahlarımızdan arınmış mı oluyoruz? Yani haccın şartlarını veya bu konudaki uyulması gereken kurallarını yerine getirerek bir hakkın hac yapan kişi ne olur? Eğer kul hakkı, namaz vesaire gibi böyle sorumlulukları ihlali söz konusu değilse ne olur? Küçük günahlarından kurtulmuş olur. Hatta Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle ne diyor? Annesinden doğduğu gün gibi günahsız olur diyor. Hepimizin arzu ettiği günahlarımızdan kurtulmak değil mi? Hac da buna vesile oluyor. Zaten hacca giden kardeşlerimiz ne yapıyor? Kul hakkı gibi bir başkasının haklarını ihlal gibi bir şey varsa onları da helalleşerek hacca gidiyor. Bu gelenek haline gelmiştir. Tabii. Varsa diyelim ki işte namaz gibi veya oruç gibi yükümlülüklerinde ne yapıyor? Kaza etmeye çalışıyor. Bazen soruyor kişiler bu hadise istinaden efendim benim namaz borçlarımda silinir mi? Hayır, o başka bir şey. O zaten bizim sorumluluğumuz ve borcumuz değil mi hocam? Peki bunun dışında kul hakkı ve namaz gibi, oruç gibi yani yükümlülüğünün yani bir bedeli olan, karşılığı olan şeyler hariç diğer küçük günahların affına vesile olur makbul bir hac. Eyvallah. Pekala hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Hatay'dan Mehmet Kurt telefon bağlantısı yapmak üzere şu an hattımızda. Alo. Alo. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş buldun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. Hocam benim size birkaç sorum var ya. Hay hay buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk. Hocam biz çiftçiyiz. Mehmet Bey özür diliyorum. Televizyonunuzun sesini tamamen kapatın evet. Efendim. Benimle sadece telefon üzerinden iletişim kurun. Evet. Sağlıklı bir şekilde sorularınızı alalım inşallah. Evet. Hocam biz çiftçiyiz. Evet. Biz bu masrafımız çıktıktan sonra bu malımızın zekatını vereceğiz. Evet. Bir de hocam bizim mahallemizin ortasında bir mescit var. 4 tane camimiz var. Her birinin 1 kilometre arada. Camimizden abdesti alıp mescide gidiyorlar, namaz kılıyorlar. Bunda bir sorun var mı? Peki soralım. Başka hocam, bir sorunuz bir soru var. Daha. Hay hocam hay. Bir de. Hay hay buyurun. Hanımların kordon bağlatması günah mı? Peki soralım efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Evet hocam, şimdi birbirine yakın mesafede birkaç cami ve mescit var. İnsanlar camiden, şadırvandan abdest alıp mescide namaza gidiyorlar dedi. Ben öyle anladım. Bu durum caiz görülebilir mi? Yani acaba iki yakın mescit varken acaba hangisine giden gitmek? Hangisine gitmeli hocam? Cuma için mi acaba? Hangisine gitmeli? Vakit namazı olarak tabii kabul ki edersek? Yani daha uzağına gidebiliyorsa, vakti varsa biliyorsunuz mescide giden her adamın karşılığı var. Karşılığı olacağını düşünürsek ya. Uzak camilere, yakınlara gittiğimiz zaman kadar uzakları da tercih edebiliriz. Her zaman aynı camide, aynı cemaatla değil daha kalabalık cemaatlerin olduğu camilere tercih edebiliriz. Acaba işin cuma boyutu mu var diye düşünüyorum. Yani birbirlerine yakın mescit var. Acaba burada namaz hepsini toplasam bir mescitte kılınabiliyor. Küçük yerlerde, küçük yerleşim yerlerinde daha çok eğer bir merkezde toplama imkanı varsa insanları zaten bir yerde namaz kıldırmaya, cumayı özellikle cemaati daha kalabalık oluşturabilme adına bunu tavsiye ediyoruz. Ama ihtiyaç var. Yani birbirlerine yakın mesafede camiler var. Her ikisinde de cuma kılınabiliyor. Fakat bir camiye de toplanma şansları da yok. Her iki yerde de kılınan cumanın geçerli olabileceğini söylüyoruz. Pekala hocam, Allah razı olsun. Şimdi çiftçiyiz dedi, mahsulümüzü kaldırırken zekatını nasıl hesaplayacağız? Burada öşür esasında. Masrafları çıkacağız mı, çıkmayacağız mı? Bu hususu hocamız cevaplayabilirler mi dediler. Toprak mahsullerinin zekatına biz öşür diyoruz, onda bir. Peki onda bir olayı, yani mahsulü hasat ettik, çıkan mahsulü ne yapacağız? Onda birini vereceğiz. Fakat eğer bu mahsul
masraflı ise sulama gibi. İşte günümüzün tarım veya ziraat diyelim ki şeyi gereği ne var? Gübre gibi, mazot gibi, ilaç gibi. Bazı masraflar var. Bu tür masraflara da ekstra giderleri var. Bunlar varsa peki bunlar çıkartılmadan verilecekse Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde sulama dikkat ediyor. O zamanın şartlarında demek ki ziraat daha doğrusu gereği sulama önemli bir masraftı. Bunu siz masraflı bir şekilde suluyorsanız 20'de 1 şeklinde söylüyor. Acaba bugünün ziraat ondan sonra diyelim ki gerekleri olan ilaçtır, gübredir, mazottur. Bunlar da ekstra masraflar olduğu için bunları da ne yapabiliriz? Düşebiliriz. Biz bunların olduğu bir mahsulden eğer hiç masraf çıkartmadan vereceksek 20'de 1. Fakat masrafları çıkarttıktan sonra eğer bir ödeme yapacaksak o zaman da 10'da 1 olacak. Yani öşürü o zaman o şekliyle vereceğiz. Pekala hocam. Şimdi mail soruları arasında yine öşürle alakalı bir soru var. Fındık ürününün öşürü var mıdır demiş tabii izleyicimiz. Tabii ki vardır. Aynı şekilde masraflarına göre planlayıp yapacaklar. Hayati Bey sormuş bu soruyu. Tekrar izleyicimizin son sorusuna dönelim. Hanımların kordon bağlatması caiz midir hocam? Kordon bağlatmak acaba istenmeyen hamilelikler veya hamile kalmak istemeyen kişiler ne yapabilir? Bir takım tedbir amaçlı ne yapabiliyorlar? Bazı yollara başvuruyorlar. Peki bunu yapmak ne kadar doğru, dinen uygun mu? Eğer biliyorsunuz çocuk hamilelik neyle başlıyor? Yani erkeğin spermiyle kadının yumurtasının artık döllenmesiyle başlıyor. Evet. Peki bu döllenmeye engel olacak bir davranış eğer o anlık, tabii ki geleceği tamamen karartmaya yönelik değil. Ne diyeyim? Tamamıyla hamileliği bir ömür boyu engellemek açısından değil. O anlık, o dönemlik şeyi diyelim ki hamileliğe engel olmak için bu tür şeyler yapılabilir. Kordon bağlatma işinde uzmanların verdiği bilgilere göre kordon bağlatan kişinin artık bundan sonraki hamileliği veya normal yollarda çocuk sahibi olması biraz zorlaşıyor. Bu da ne yapıyor? Bu da ne yapıyor? Sanki birazcık yani belli zaman dilimiyle sınırlı değil, hayatın diğer safahatını da açıkçası hamile kalamamaya engel olduğu için, ömür boyu hamileliğe engel olduğu için bunu ne yapıyoruz? Çok yerinde bulmuyoruz ve bunu da tavsiye etmiyoruz. Peki buna başvurması gereken bazı durumlar olabilir mi, istisnai durumlar? Yani bir kadının hamile kalması bundan sonraki hayatını gerçekten riske edecekse sağlık yönünden. Yani hamile kalmayı bundan sonra istemiyor anlamında değil. Hamile kalırsan ölürsün, daha anlaşılır bir ifade kullanmak için bu ifadeyi özellikle söylüyorum. Artık bundan sonra hamile kalmamalısın, kalırsan hayata riskin var gibi bu durumdaki hastaların, bu durumdaki kişilerin ne olabilir? Kordon bağlatmayı bir yöntem olarak kullanabilir. Ama normal şartlarda bu bir doğum kontrol yöntemi veya meşru olan, dinen cevaz verilen bir doğum kontrolü yöntemi değildir. Peki hocam, inşallah bu hususta da tavsiyelerinizi dikkate alırlar. Efendim, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin diyarından, dizinin dibinden, Konya'mızdan Yaşar Ateş Bey telefon attığında. Alo. Alo. Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Cenab-ı Allah razı olsun. Cümlemizden. Hayırlı işte. Yayınlar olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurun. Sağ ol, sizden de Cenab-ı Allah razı olsun. Hocam bir sorum olacak. Hay hay. Biz yıllardan beri, eskiden çocukluğumuzdan beri Arefe günleri oruç tutuyoruz. Evet. Alışkanlık haline getirmiştik. Hac'a da gittik. Hac'da da Arefe günü oruç tutmuştum. Hocam dedi ki hacı arkadaşlarla Arefe günü oruç tutmak mekruhtur Arafat'ta. Hı hı. Ben de dedim ki vallahi yıllardan beri tutuyorum. Orucumu bozmadım. Devam ettim. Evet. Acaba yanlış mı yaptım? Hocama uymadım. Orucuma devam ettim orada. Bana bir sıkıntı oldu mu olmaz, onu merak ediyorum. Peki, soralım inşallah. Saygı bizden efendim. Hayırlı akşamlar. Konya'mıza da selamlarımızı iletiyoruz sizin şahsınızda. Evet hocam. Yıllardır bir alışkanlığımız var. Arefe günü oruç tutuyoruz. Hacca gittiğimde de Arefe günü oruç tuttum. Hocamız bize mekruh olduğunu söyledi ama ben yine de tuttum dedi. Alışkanlığımızı bozmadık. Acaba bir günaha girdik mi? Yani alışkanlık dediği kısmı doğru. Yani onun bir de temel dayanağı var.
Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlere istinaden konuşacağım. Zilhicce ayının ilk 10 günü, 9 günü ibadet, hatta oruç tavsiye edilen bir durum. Hac ayı da bu ayın, bu dediğimiz günlerde gerçekleştiği için hacca gitmeden önce Arefe günü oruç tutmasını kabul ederiz. Bu alışkanlığını da sürdürmesini tavsiye ederiz. Eyvallah. Ama Kurban Bayramı için söylüyorum. Yani biz bir Arafa deyince bir de Ramazan öncesi gibi anlaşılabilir. Ama Arafat günü anlamında. Asıl Arafa da o değil mi hocam? Yani? Asıl o odur. Arafat yani vakfesinin yapılacağı gün Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. Bir gün önce. Yani Zilhicce'nin kaçıncı günü? Dokuzuncu günü. Peki bugün Arafat günü. Arafat vakfesinin yapılacağı gün. Peki hacca gitmeyen insanlar tutabilir. Ama hacca gidecek insanın o gün haccın en zor veya en meşakkatli veya ne yapması gereken, tedbir alınması gereken, o haccın en önemli rüknünü yerine getirebilmesi için mutlaka ihtiyatla hareket etmesi gereken bir gün olduğu için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hac yapanların o günde oruç tutmamasını tavsiye etmiştir. Tutmamasını. Peki kardeşimize yapılan uyarıları keşke kulak verilseydi. Yani bunu bir emir telakki olarak görüp tutmamamız tutmasaydı lazım. Tutmasaydı daha isabetli olurdu. Peki tuttu, haram mı işledi meselesine gelelim. Yani o gün gerçekten insanlar ne yapıyor? Önemli bir görevi icra ediyor. Hatta ondan sonrası daha ne var? Artık Müzdelife vakfesi var. Sonra nedir? Cemarata, Mina'ya geçiş var. Onun için gerçekten o günü daha zinde, ibadetini daha sağlıklı yapabilmesi için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmak isteyenlere engel oluyor. Eyvallah. Bunun için tutmak nedir, haram mıdır derseniz mekruhtur, sakıncalıdır. Peki, bunun için keşke herhangi bir yapması vebali var mı bilmiyordu diyelim, keşke direnmeseydi. Eyvallah, evet. Keşke hocalarımızın tavsiyesini dikkate alsaydı. Evet. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Efendim, Niyazi Bey Eskişehir'den selamlarını iletmişler. Şöyle bir sorusu var. Cenaze namazımızı kıldık, defnin yapılacağı köye gittik. Orada da bir daha cenaze namazı kılmak istediler. Bu şekilde iki defa cenaze namazı kılınır mı? Cenaze namazını kılmak farzdır. Nasıl bir farz? Kifaye. Yani bir kişi veya bir grup ölen bir kişinin cenaze namazını kılmakla ona olan yükümlülük, namaz yükümlülüğü yerine ortadan kalkmıştır. Evet. Yani bir cenaze bulunduğu yerde onu tanıyan hısım akrabası, yakınları orada kıldılar. Münferiden de kılınabilir ama cemaatle kılındı. Fakat namaz görevi bitmiştir aslında. Fakat ona yakınlık ondan sonra diyelim ki addeden bazı kişiler var ki illa da namazını kılmak istiyorsa daha sonra kılınmış bir namazı buna da bir engel yok. Hatta çoksa cemaatle kılmak istiyorlarsa ve daha önceki yerleşim yerinde kılındığı için bunlar orada değillerdi. Mutlaka biz de kılmalıyız diye ondan sonra diyelim ki böyle bir şey iştiyak içerisindelerse buna da engel olunmaz. Kılabilirler ama yani. Birinci yerde kılınan cenaze ile birlikte ona olan yükümlülük, sorumluluk, görev ne yapılmıştır? İfa edilmiştir. Sonraki kılan kişilerin kılması gerekmezdi ama kıldıkları takdirde de kılınan namaz geçerlidir. Eyvallah. Pekala hocam. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geldik hocam. Hatta bakıyorum sonuna gelmişiz gibi. Sizden şöyle kısa bir dua alsak, efendim onunla kapatsak çok iyi olur. Evet. Yani ben şöyle dua etmek istiyorum. Rabbim inşallah Müslüman olma bilincini veya bu imkanı bize Rabbimiz bahşetmiş. Müslümanca hayat sürebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. İnşallah kulluk sorumluluğumuzu yerine getirebilmeyi, korktuklarımızdan emin olabilmeyi veya umduğumuz, istediğimiz, arzu ettiğimiz her şeyi Cenab-ı Hak bizlere daha doğrusu nail etsin, ihsan etsin inşallah. Memleketimizi, milletimizi her türlü felaketten, semavi ve arazi daha doğrusu musibetlerden uzak etsin. Amin. Dirliğimizi, birliğimizi her daim Cenab-ı Hak devam ettirsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hayırlı. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde biz burada olacağız. Cenab-ı Allah bizi kendisine has kul, Habib edibine has bir ümmet eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.